Şimdi çatıların bu kısımlarını yapmıştık. Bunları anlattık çocuklar. Siz yine notlardan çalışın. Asma çatı şurayı anlattık. Detaylara baktık diye detayları da anlattık. Bunları geçiyorum. Detaylar. Makas ve görünüşlerine baktık. Şu kırma çatı örneğiydi mesela. Çeşitli kırma çatılar, beşik çatılar, sundurma şu sundurmaydı, sundurma çatılar, taşıyıcı iskele sistemlerini, hal yapıları, büyük yapıların, özellikle çelik, onları örnek olarak koymuştuk bol bol. Onlardan biraz bahsettik. Rüzgar ve stabilite bağlantılarında kaldık. Rüzgar ve stabilite bağlantıları bu çelik çatılar için önemlidir. Çünkü büyük çatılar bildiğiniz üzere çelikle yapılıyor veya öngörülmeli prefabrik betonarme elemanlarla yapılıyor. Öngörülmeli prefabrik betonarme elemanlarla yapıldığı zaman zaten çatının hafifliği konusunda veya rüzgardan etkilenme konusunda veya stabilitesi konusunda biliyorsunuz bir sıkıntı yok. Çünkü kendi ağırlığıyla zaten durağan diyelim olabiliyor. Ama çelik yapıların genel sorunlarından birisi mukavemet dayanımın yanında stabilite sorunu da vardır. Oynaklaşmaya başlar diyelim kabaca. Dolayısıyla o stabiliteyi engelleyen bazı eklemelerin yapılması gerekir. Kabaca şu örneği verelim. Bir kolon diyelim. Diyelim 3 metrelik bir kattaki kolon. Bu kolon betonarmeden yapıldığında diyelim işte 50-50. Fakat çelikten yapıldığında aynı yükler altında misal hesabına detayına bakmadım ama diyelim 5'e 5. Şimdi 5'e 5'lik bir çelik eleman o yükü taşıyor. Yani mukavemet sorunu yok. Fakat narin olduğu için burkulması söz konusu olabilir. Yani stabilite sorunu var. Dolayısıyla çelik kolonlar nasıl yapılıyor? Arada boşluk kalacak şekilde yine 50-50 gibi yapılıyor mesela. Köşelerde profiller yapılıyor. İçi boş gibi. Yanlardan çok da bağlantı levhaları yapılıyor ki bu burkulmayı önlesin. Yani stabiliteye yönelik bazı çalışmalar yapılıyor. Aynı şey çatı için de geçerlidir. Stabiliteye yönelik çalışmaların yapılması gerekir. Çünkü büyük açıklıkları çelikle geçiyoruz mesela. Ama rüzgar anında veya kendi boyuna ve eline stabilitesini sağlaması açısından burkulmalar falan sıkıntı oluşabilir. Şimdi bakalım çatı uzunluğu büyük olduğunda diyor, rüzgar gibi yatay yükler altında çatının stabilitesini sağlamak amacıyla diagonal rüzgar kirişleri konulur. İki stabilite bağlantısı arasındaki mesafe 25 metreyi aşmamak üzere her 3 ila 5 aksta bir stabilite bağlantısı yapılır. Buradan da anlaşıldığı gibi stabilite bağlantısına ancak uzun çatılarda ihtiyaç vardır. Uzun çatılar ahşapla değil, çelik ya da öngerilmeli betonla yapılır. Çelik hafif olduğundan stabilitesinin sağlanması için bu bağlantıların yapılması gerekir. Öngerilmeli betonda daha ağır olduğundan böyle bir şart yoktur. Sonuç olarak rüzgar ve stabilite bağlantılarının sadece çelik çatılar için geçerli olduğu söylenebilir. Rüzgar kirişinin başlıklarını, komşu iki çatı makasının üst başlıkları, dikmelerini ise aşıklar oluşturur. Yani şu örneğin bizim çatımız cepheden görünüş, şu yukarıdan görünüş. Diyelim şu duvarlara oturuyor. Şu işte bizim bir makasımız örneğin, değil mi? Şu da diğer bir makasımız. Şunlar ne? Çocuklar yukarıdan baktığıma göre şunlar aşıklar. Aşıklar yani şurada size dik olarak gelecek olan şeyler gibi. Dolayısıyla bakın aşıklar. Şunlar makaslar. Yani şu sistem olduğu gibi şu sistemi ben burada yukarıdan baktığımda böyle görüyorum, değil mi? Böyle görüyorum çünkü bunların hepsi birbiriyle çakışacak. Peki
Deformasyonlar ne? İşte şu makaslar bu şekilde yukarıdan baktığımda, yani önden bakarsam da geriye doğru veya size doğru yer yer bombelenebilir. Bombelenebilir. Bunu engellemek için bunları tutmak gerekiyor. Bunları tutmak için de şu diyelim 3-4 makasta bir araya, şu makaslar arasına şöyle çapraz diagonal elemanlar koyuyoruz. Yanal deformasyonları sınırlandırmak için. Demek ki bu diagonal elemanlar ne ile ne arasında? Bakın şu aşık, şu aşık, şunlar makaslar, değil mi? Bir makasın altından başlayıp öbürünün bir gözünün üstüne doğru gidiyor. Nerede ama bunlar? Eğimli yüzeyde. Bu stabilite bağlantılarını eğimli yüzeyin üzerinde yapıyoruz çocuklar. Çevre koşullarının sonucu yapıya rüzgar yükü hiç gelmese bile basınç yetkisindeki başlık çubuklarının, yani şu üstteki makasın elemanlarının yanal burkulma uzunluklarını sınırlamak için ve dolayısıyla yapının o yöndeki stabilitesini sağlamak amacıyla benzeri bağlantıları yapmak yine de gereklidir. Fakat adı rüzgar bağlantısı olmuştur yani bunun. Bunlara stabilite bağlantısı da denebilir. Sadece rüzgarsız bir bölgede yaptıysanız, ama çok sıkıntı yok. Rüzgar ve stabilite bağlantıları deniyor işte. Aynı şey. Bir de boyuna bağlantılar var. Onları birazdan göreceğiz. Dikkat ederseniz bu rüzgar ve stabilite bağlantıları nerede? Eğimli yüzeylerin üzerinde. Boyuna bağlantılar ise makasın iç kısmında, diyelim çatının iç kısmında, şu dikmenin altından başlayıp öbür dikmenin üstüne doğru gidiyor. Bu şekilde diagonal çiziyor, fakat iç kısımda. Rüzgar stabilite ise yine diagonal çiziyor, ama nerede? Eğimli yüzeyde. Diagonaller komşu iki aşık arasında değil de yukarıdaki üç boyutlu şekilde olduğu gibi birkaç aşığı kapsayacak şekilde düzenlenmişse, çocuklar o yukarıda demişti, aşağıda olacak aslında, o yanlış demiş. Neyse, bakarız şimdi. Bunları ara aşıklara da bağlamak gerekir. Böylece stabilite bağlantısının sarkması önlenmiş. Daha da önemlisi, ara aşıklarda mesletlendirilmiş ve dolayısıyla sisteme dahil edilmiş olur. Diagonaller bağlanırken aşıkların altından geçmelidir. Demek ki şurada size doğru gelen şeyler aşıklar, diagonaller bunların size doğru gelen şeyler. Yani şunlar altından geçecek eğimli yüzeyde. Bakıyorum burada atladığı bir aşık var mı? Şunlar size doğru gelenler aşık olduğuna göre atladığı bir aşık yok, görüyorsunuz. Bütün aşıklardan örmüş bütün aşıkları. Ama veya şurada bakın şunlar aşıklar. Atladığı bir aşık yok, böyle zikzak çiziyor. Ama şurada mesela bakın işte asıl yerini burada görüyorsunuz. Şu bizim makasımız çocuklar. Dolayısıyla şu koyu çizdiğimizde bunlar aşıktı. Aşıklarımız çocuklar. Bunu nasıl şöyle yapayım? Rüzgar stabilite bağlantıları işte şu eğimli yüzeyde yapılıyor. Bakın ama burada nasıl yapmış? Az önce yukarıdaki görünüşlerde buradan başlayıp şuraya gitmesi gerekiyordu. Böyle sıkı bir şekilde örmesi gerekiyordu her aşıktan. Ama burada örneğin bu aşıktan başlamış. Bu aşığın ortasından geçmiş, diğer aşığın öbür ucuna gelmiş, görüyorsun. Bu sefer o diğer aşıktan başlamış, öbürünün ortasından geçmiş, diğerinin ucuna gelmiş. Yani bir aşık atlayarak aslında aşıkları kafes uçlarından bağlamış diyelim. Ancak atladığı aşıkla da, yani şu kısımda da mutlaka bağlantılarının olması gerekir. Serbest bırakılmayacak. Bu bağlantılar yapılırken de bu aşığın altından geçecek. Bunlar rüzgar bağlantıları, aşıkların demek ki altından geçecek diye özetleyebiliriz çocuklar. Burada bu boyutlu şekilde ne olduğu daha iyi gözüküyor. İşte bu stabilite bağlantılarını 2-3 gözde bir, mesela duruma göre, rüzgarın durumuna göre, çatının büyüklüğüne göre falan 2-3 gözde bir hesap sonucu çıkar, koyuyoruz. İşte bu da yukarıdan görünüş çocuklar. Şu makas hali, şu yukarıdan görünüş hali. Şunlar, şuna paralel olanlar ne? Bunlar makas. Makas. Bunlar makas. Şunlar ne? Unutmayın, aşık. Bunlar aşıklar. Aşıklar. Dolayısıyla şunlar ne? Diyagonaller. Rüzgar stabilite bağlantıları. Bu rüzgar stabilite bağlantıları
şu aşığın ortasından geçiyor ama oraya da yuvarlak içine almışız. Bağlantının sağlanması gerekiyor. Şu aşığın ise bu kısmından öbürünün diğer kısmından bağlanıyor uçlardan. Çelik çatılarda rüzgar ve stabilite bağlantılarına ek olarak bir de yapının boyuna doğrultusunda bağlantılar düzenlemek gerekir. Boyuna bağlantılar az önce söylemiştim. Amaç yapının bu sefer o doğrultudan bir çeşit uzaysal rigidliğini sağlamaktır. Yani stabilite bağlantıları eğimli yüzeyi rigidleştirerek çatının sarsılmasını diyelim engelliyor fakat bir de derinlemesine doğru da bu engeli yapmak lazım. Bu bağlantılar dikmeler arasına yapılır veya askılar arasına. Eğer bu asma çatı şeklindeyse, aralıklar büyükse falan. Söz konusu bu boyuna bağlantıların görevini ahşap çatılarda göğüsleme ve kuşaklamalar yerine getirmektedir. Yani dikmelerin falan askıların stabilitesini değil mi? Göğüslemeler ve kuşaklamalar onları ne yapıyordu? Hani oynamasın diyorduk. Sabitliyordu. Çatının enine yani kiriş açıklığına göre bir veya üç adet olur ve çatı boyunca devam eder. Onu çocuklar direkt şuradan aslında karışık bir şekilde ama gösterelim olmasa. Bakın şurada bir diyelim bizim dikmemiz var. Dikme olsun bunlar. Şurada da bir dikmemiz var falan. Bu dikmeler var. Şimdi buradaki dikme ile çocuklar geliyorum derinlemesine. Diğer dikme arasında çocuklar bakın şunun altından başlıyor görüyorsun. Şunun altından başlayarak öbür dikmenin şu dikmenin üstüne gelen bir bağlantı var. Bunun üstünden başlayıp geliyor diğer dikmenin gördüğünüz şurada altına gelen ve bu şekilde devam eden bir bağlantı var. Yan dikmelerde de hemen bir dikmeyi atlamış, bak bir dikmeyi atlamış. Öbür ortadaki dikmede de yine bunun şuradakinin üstünden bunun altına, bunun altından bak, bunun altından gidiyor şöyle, şu dikmenin üstüne, bu dikmenin üstünden bakıyorsun, öbür dikmenin altına görüyorsun. Demek ki bu da derinlemesine bir örgü yapıyor. Yine duruma göre, hesaba göre, çatının büyüklüğüne, genişliğine göre bir iki dikmeyi, kaç dikmeyse artık atlayabiliriz veya peş peşe de yapabiliriz. Ama burada önemli olan çatının bu tarafında böyle yaptıysam öbür tarafında da öyle yapmam lazım. Rüzgar bağlantıları için de aynı şey geçerli. Yani elden geldiğince simetriyi bozmamam gerekiyor çocuklar. Demek ki boyuna bağlantıları da buymuş. Şimdi bakalım şuradan yine. Boyuna bağlantılı yukarıdaki yan görünüşte olduğu gibi yukarıda değil, yukarıda da aşağıda yanlış yazılmışım. Aradaki bir iki dikmeyi atlarsa atladığı dikmelerle arasında bağlantı yapılmalıdır. Ya da alttaki üç boyutlu görünümde olduğu gibi az önce baktığımız üç boyutlu görünümde hiçbir dikmeyi atlamamıştı. Bak görüyorsun. Şu hizadaki dikmeler yani bu dikmenin altından başlamıştı. Pardon şuradaydı. Şu dikmenin çocuklar altından başlamıştı. Gelmişti böyle gidiyor gidiyor. Bu dikmenin hemen üstüne çıktı. Diyor ki şimdi bu dikmenin altından başlayıp böyle gelip şunun ortalarından geçip öbür dikmenin üstüne çıkabilir. Şuraya çıkabilir. Misal. Aynı şu rüzgar bağlantılarında şu aşıkları atlaması gibi. Bu durumda da ama diyor ortasından geçtiği dikmeyle bağlantısı yapılacak. Aynı mantık burada da geçerli. Ya da alttaki üç boyutlu görünümde olduğu gibi hiçbir dikmeyi atlamadan komşu iki dikme arasında birinin başına diğerinin sonuna gelecek şekilde düzenlenebilir. Cephe görünüşüne baktığımızda işte dikmelerle ilgili bir şey olduğu için tabii görülmüyor rüzgar bağlantıları da cepheden baktığın zaman şey boyuna bağlantılarda iki boyutlu çizeceğimiz için o da bir ince kalınlık olduğuna göre çakışacak. Ama kesik çizgiyle en azından yerini belirtmişiz bak. Diyor ki demek ki derinlemesine doğru gidilince üç boyutlu düşün. Bu dikmeleri kapsıyor. Şu dikmeleri atlamış, derinlemesine doğru gidince bu dikmeleri kapsıyor falan gibi. Görüyorsun simetrik de yapmaya çalışmış. Veya yandan görünüşte bakın yandan görünüşte. Bu bir dikme aynı hattaki. Şu öbür komşu dikmenin orta kısmından geçiyor. Diğer dikmenin altına geliyor.
Keza bu taraftaki komşu dikmenin orta kısmından geçiyor, diğer dikmenin üstüne geliyor. Böyle olursa diyor, burada da işte bağlantılar aynı o aşıklardaki rüzgar bağlantıları gibi yapılmalıdır. Dikme ile boyuna bağlantı arasında bağlantı yapılmalı. Bunlar boyuna bağlantı. Şu üst başlık makasın üst başlık kısmı, şu üst başlık aşığı pardon, şu orta aşık kısmı, alt başlık aşığı falan. Bana ne demiştik? Mahya aşığı demiştik, damlalık aşığı demiştik. Bu şekilde de isimlendirilebilir. İşte şurada gördüğünüz gibi şunlar aşıklar bu tarafa doğru gibi arkadaşlar. Bir diğer konu çatı örtüleri. Çatı örtüleri tabii çatının artık bu taşıyıcı sisteminin üstüne yapılan çatının kaplaması diyelim. Binanın üstüne gelen yağmur ve kar sularının birikmeden akmasını sağlamak ve binayı ve çatıyı diğer dış etkenlerden korumak için yapılan kaplama veya örtülerdir. Kullanılan malzemenin su geçirmeyen ve dış etkilere karşı dayanıklı olması gerekir. Şu şeyde çikolatayı da tamam. Yavaş şey yapın, yavaş. Ben dikkatimi dağıtıyorsunuz ama. Evet, şurada devam edelim biz. Peki çatılarda meyilli yüzeylerin eğimleri binanın özelliğine, yapıldığı yerin iklimine ve kullanılan örtü malzemesinin cinsine göre değişir. Çeşitli örtü malzemelerine göre eğimler aşağıda gösterilmiş. İşte örtü malzemesinin cinsine göre çocuklar. Tabii bunlar sadece bazı kaba sınıflandırmalar. 1.000 çeşit örtü malzemesi var günümüzde. Tabii en çok kullanılan artık örtü malzemesi shingle denilen, değil mi? Shingle piramit denilen katranlı ve şeyli üzerinde de renkli boyası şeyleri çakıl tarzı doğal ya da yapay agregası olan görmüşsünüzdür shingle'lar. Bu shingle'lar ise çok geniş bir alanda. Yani çok küçük eğimlerden 15-20 derecelik eğimlerden 80 derecelik eğimlere kadar yapılabiliyor. Yani hemen hemen tüm çatılara yapılabiliyor shingle'lar. Ve en çok onlar kullanılıyor artık günümüzde. Katranlı bir şey olduğu için aslında yalıtımı da iyi sağlıyor malzeme olduğu için. Neyse biz gene de bunları ezberlemeyeceğiz ama kabaca bileceğiz işte asfalt da sürüldüğü zaman 5-20 derece arasındaki çatılarda yapılabilirmiş. Tabii derece cinsinden eğim verilebildiği gibi eğim cinsinden de yüzde cinsinden de yazılabilir. Bu şekilde sınırlandırmaları yapmış. Mesela çinko galvanizli saç ki tabii çok basit işlerde yani bu çünkü şeydir çok da fazla yalıtımı iyi sağlamaz yani. Isıyı fazla geçirir diyelim. Şu dereceler arasında kurşun gibi. Alafranga kiremitler, Alaturka kiremitler biliyorsunuz en çok kullanılan. Yakın zamana kadar da en çok kullanılan diyelim. Kiremit çeşitleri, çatı örtü malzemeleri. Bunların derece alafranga olanlar şapşaklı diyelim, Alaturka olanlar bombeli diyelim gibi çeşitli eğimler vermiş. Fakat değişik kaynaklarda bu eğimlerde farklı geçiyor. Birazdan yine başka karşılaştırma açısından yine aralarında bu örtülerin de olduğu, başka örtülerin de olduğu yine bazı eğimleri vereceğiz çocuklar. Elinizde en azından bilgi olarak bulunsun. Peki çatı örtülerinin çeşitleri, çatılarda kullanılan çatı örtü malzemeleri kaplanış durumuna göre parçalı ve devamlı olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Mesela kiremitler parçalı, değil mi? Az önce dediğimiz shingle'lar genelde hep parçalı. Parçalı örtü malzemeleri, kiremitler, arduvaz ve eternit gibi levha halindeki malzemelerdir. Bu malzemeler çatı yüzeyinde uçları üst üste bindirilerek kaplanırlar. Malzemelerin üst üste binen kısımlarında aralıklar kalacağından çatıda devamlı bir hava sirkülasyonu olacaktır, özellikle kiremitlerde. Bu açıdan da işte biraz faydalı aslında onlar. Bu hava cereyanı özellikle ahşap çatılarda kullanılan elemanların çürüme tehlikesini azaltır. Devamlı örtü malzemeleri katranlı veya bütünlü kartondan olup çatı yüzeyinde üst üste bindirilir ve yapıştırılır.
Katranlı şeyler genelde devamlı zaten ama aslında shingle'lar da yapılınca her ne kadar parçalı gibi gözükse de çatıyı çok fazla hapsediyor. O da bir gerçek. Hava sirkülasyonu biraz orada sıkıntı da olabiliyor. Peki oyuk işte yani bombeli, yerli tip Alaturka kiremitlerde çatının örtülmesi. Bir ucu geniş ve diğer ucu dar olarak yapılan yarım kesik konu şeklinde bir örtü malzemesidir. Bu rakamları bilgi olarak verdik, ezberlemeyin. 40 santim işte boyu, geniş ucu 18, dar ucu 16 santimmiş. Eski yapılarda çok kullanılmış olan ve bugün pek az kullanılan bu kiremitler, ahşap çatılarda kaplama tahtası veya uygun aralıklarla çakılan çıtalar üzerine dizilir. Hani geçen hafta da demiştik, merteklerin üzerine kaplama çıtası veya kaplama tahtası koyulabilir demiştik. İşte burada akıntı makıntı sıkıntısı halledilebilirse eğer aslında çıtalar üzerinde olması sirkülasyonu yine daha iyi sağlar. Kiremitler çatı meyili doğrultusunda saçaktan başlayarak, tabii alttan başlayarak örecek ki alttan başlayacak, onun üstündekisi onun üstüne gelsin. Aksi takdirde üstten başlarsa ne olur? Yağmur suları yukarıdan akarken içeriye girer. O arada yükseklik farkı olacağı için. Tamam, yayın kısıtlı. Evet, bu olukların aralıkları üzerine üst sıra kiremitleri kapak şeklinde yine biri üzerine bindirilerek, birbiri üzerine bindirilerek konur. Çatıda 1 metrekare alan için 60 adet kiremit hesap edilir. Bu gerçi farklı kaynaklarda farklı da geçebiliyor. Ben bunu zamanında almıştım. Yine bir olmazsa internetten araştırırsınız çünkü. Düzelteceğim onları, bir ek çizimini falan yapacağım da fırsat bulamadım. Çok da önemli değil gerçi artık. Çok kullanılan bir şey değil. Peki oluklu, en azından bu daha çok kullanılıyor. İşte alafranga tipi kiremitlerle. Bu kiremitlerin üst yüzeylerinde bir üstündeki oluklu kiremitin yerleşeceği iki oyuk ve alt kenara kadar uzanan iki oluk vardır. Oluklu kiremitlerin genişlikleri 23-25 santim, uzunlukları 40-41 santimdir. Ahşap çatılarda çatı kaplaması üzerine veya 33 santim aralıklarla, yani bir metrenin üçte biri çakılan latalar üzerine yerleştirilir. Üst sıra kiremitleri alt sıradakilerden yarım kiremit genişliği kadar şaşırtılır. Çatının kaplamasında ısının veya kiremit aralıklarından sızacak suyun çatıya zarar vermesini önlemek için kaplama üzerine katranlı kartonlar serilebilir. Her üst sırada bir kiremit altlarındaki çıkıntının ortasındaki delikten geçirilen tel ile kaplama tahtası veya latalara bağlanır. Mahyalarda yüzeylerin birleşme aralığını kapatmak üzere 10'a 40 santim boyutunda oyuk kiremit aşağıdan başlanarak takviye harcı ile konur. Çatıda 1 metrekare alan için 17 adet kiremit hesap edilmiş, yine o aldığımız kaynaklarda öyle yazmış. Onlara da iyice bir bakmak lazım şurada. Şu işte Alaturka tarzı kiremitler. Şu işte alafranga tarzı kiremitler. Şu mahya kiremidi işte alafranga tarzı kiremitler yapıldığında üst tarafı öyle kapatıyor. Takviyeli harçla. Lata bağlantı çıtası. Marsilya kiremiti yani bunlar. Şu yalıtım malzemesi, merteğin üzerine işte ruborit yalıtım malzemesi. Aşık gibi. Şu yandan görünüş alt taraflara doğru işte. Bakın şu çıkıntı kısmından işte telle şu çıtalara veya kaplama tahtasına, artık çıta mı kullanıldı, kaplama tahtası mı kullanıldı, her neyse, oraya bağlantı böyle sağlanması lazım. Şunlar da zaten birbirine geçmeli olduğu için şu bağlantıyla falan birbirine böyle tutuyor. Tabii fazla rüzgarlı yerlerde bunların daha iyi bağlantısının yapılması gerekiyor ve çatılarda mutlaka alın kalkan duvarları ve etrafında parapet duvarlarının olması lazım ki rüzgar etkisini kessin. Rüzgarın etkisini kessin. Oluklu ondilin levhalarla çatının örtülmesi. Eternit levhalar asbest liflerin çimento ve su ile karıştırılarak presle kalıplarda şekil verildikten sonra sertleşmesi ile elde edilir. Genellikle 4 ila 6 milimetre kalınlığında, 92 santim genişliğinde ve 150 ila 250 santim uzunluğunda yapılmaktadır. Eternit levhalar daha ziyade endüstri, depo, hal
ve garaj ile meyili az olan ahşap ve çelik çatılarda kullanılır. Bütün levhalar çatılarda sık konulan aşıklar veya ortada dizilen latalar üzerine çakılır. Levhalar döşenirken yanlardan 1 veya 1,5 oluk veya boydan 15 santim birbiri üzerine bindirilir. Şu çelik çatılarda birleşimleri, şu profil bağlantı detaylarını gösteriyor ve üzerindeki levhaların nasıl sağlama alınacağını, sabitleneceğini gösteriyor. Levhaların çatıya bağlanabilmesi için levhalar oluk sırtlarından matkapla veya çiviyle delinir. Vidalı çivilerle ahşap elemana bağlanır. Çivi başlarının levhayı ezmemesi için kurşun levhalardan pullar konulur. Rondela. Çelik çatılarda kullanılan profillerde ise düz veya kancalı bulonlarla bağlantı sağlanır. Şu da ahşap çatılarda şeylerle, vidalarla, öbüründe bulonlarla tabii. Şu bulon da aslında bir nevi civata çocuklar, işte vida. Şu bağlantı parçalı kısımlar, bakın şu öyle bir parça. Bu dört tane parça var yani burada. Bunlar birbirleri üzerine bindirilerek yapılıyor ve şuralardan alttaki elemanlara bağlanıyor. İşte özel vidayla ahşap bir aşıksa ona mesela bağlanıyor. Arada rondelası da pulu da olacak. İşte bindirme sıraları, işte biri koyuyor, sonra ikiyi koyuyor. Hayal edin, bir üstüne şöyle kesilmiş iki, bu taraftan üçü koyuyor. İki ile üç aynı hatta geliyor yani, buralarından kesil olduğu için üstüne dört koyuyor falan gibi, bu şekilde birleştirme şurada da görüldüğü gibi sağlanıyor. Yani şuradaki dört parçanın birbirine bindirmeli nasıl oturduğunu gösteriyor. Peki düz eternit arduvas levhalarla çatının örtülmesi. Düz levhalar halinde 4 ile 6 milimetre kalınlığında, 30'a 30, 60'a 60 boyutunda düz eternit levha ile doğal taşlardan ince plakalar halinde yarılarak ve kesilerek elde edilen arduvas levhalarla da çatı örtüsü nadiren yapılmaktadır. Levhalar matkap ile delindikten sonra geniş başlı galvanizli veya bakır çivilerle çakılır. Levhalar saçaklardan başlanarak büyüklüğüne göre 2 veya 4 çiviyle çakılır ve üst sıra alttaki sıra üzerine yarısı kadar bindirilir. Hep zaten üst sıra ne olacak? Yani çatının üstüne doğru çıktıkça olan kaplama alttakinin üstünde olacak. Bunu unutmayacağız. Metal levhalarla çatının örtülmesi. Çatının örtülmesinde alüminyum, bakır ve kurşun levhalar kullanılabilir. Bu levhalar, bunların hepsi de bir metal çeşidi yani. Isıyı diğerlerine nazaran fazla ilettiğinden, ısı değişmesiyle de genleştiklerinden kullanışlı değil. Bu levhalar da düz veya oluklu olarak yapılabilir. Bütünlü kartonlarla çatının örtülmesi. Meyilli yüzeyi tahta ile kaplanmış veya betondan yapılmış çatılarda katran veya bütün emdirilmiş kartonlar örtü malzemesi olarak kullanılabilir. 1 metre genişliğinde rulo halindeki bu örtü malzemesi beton yüzeylere asfalt veya katranla yapıştırılır. Tahta ile kaplanan çatılarda ise kartonlar geniş başlı çivilerle çakılır ve birbirleri üzerine 8-10 santim bindirilir. Basit ve geçici yapılarda bir tabaka halinde yapılır ve 3 ila 4 yıl kullanılabilir. Daha uzun süre kullanmak için çift tabaka yapmak gerekir. Şurada genel bir cephe kesiti örneği. Çocuklar, işte taşıyıcı sistemi gözüküyor çatının. Şurada mimari planlarda da hani cephe görünüşlerinde, cephe kesitlerinde hatırladığım üzere iç kısımları da böyle gözükecek şekilde basit bir kesiti göstermiş. Çatı yüzeyleri ve şekilleri, yani yüzey tiplerine bakacağız şimdi. Örneğin çocuklar, demiştik şunlar bir kırma çatı. Bakın, kırma çatıda meyil, şu meyiller, eğimler içe doğru gidiyor, görüyorsunuz. Yani buradan baktığımda da eğimli, buradan baktığımda da eğimli. Onu demek istiyoruz. Dolayısıyla bunların bir kesişim yerleri falan var. Örneğin çocuklar, şu kesişim yere bakıyorsun, değil mi? Şöyle akıntıyı da sağlayacak bir şekilde bir kesişim yeri görüyorsun.
Buna o yüzden ne deniyor mesela? Dere deniyor bak. İç kısımda olan bir çakışma. Şurası çocuklar, şu kısım, şu önce şuraya bakalım. Şu en üst kısım ve mahya diyorduk burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Burası mahya veya sırt. Mahya veya sırt. Ama dikkat ederseniz şuradaki mahya boyutlu düşünün. Daha yukarıda, şuradaki mahya daha aşağıda görüyorsun değil mi? Neden? Çünkü arada şöyle bir fark var. O fark nereden kaynaklanıyor? Buradaki çatı yüksekliği daha az, buradaki daha çok. Ondan kaynaklanıyor. Ama ikisi kesiştiği zaman da değil mi? Böyle bir durum ortaya çıkıyor. İşte bu kırma çatıları planda, bunu plandan çizimini yaparsan oturtmak ve işçilere, ustalara yol göstermek amacıyla bunların planda mimarlar oturtup çizerler. Dolayısıyla onun çizilmesi de basittir ama belli kuralları vardır. Onları da göreceğiz. Nasıl dengeli bir oturtma yapabiliriz? Aksi takdirde burada, şu kısma doğru geldikçe bir sapıtma meydana gelir. Plansız, programsız bir çatı imalatında diyelim. Dolayısıyla şunu diyecektim. Şu kısım çocuklar, şu kısım mesela bakın yarım kalmış burası görüyorsun yani. Düşük mahya diyoruz buraya. Şu kısım işte sırt veya mahya diyorduk. Şu kısımları direkt bizim eğimli yüzeylerimizin kesiştiği yerler şeklinde bunların isimlendirilmesi de var. Bakalım çocuklar. Neydi onlar? Damlalık veya oluk. İşte bir ile gösterdi. Şu plandan bakıyorsun. Bak plandan yukarıdan şu perspektifi. Yukarıdan baktığımda şu bir ile gösterilen yerler neymiş? Damlalık veya oluk. İki ile gösterilen yerler eğik mahya. İki neresi? Ha şurası işte. Az önceki dediğimizde şurası. Şu ha, burası bakın beşik çatı. Bak görüyorsun değil mi çocuklar? Bak. Burası beşik çatı. Bak. Bu beşik çatı. Dolayısıyla bu perspektif buna ait değil. Şu perspektif ona ait. Ha, şu ona ait. Şu görünüş. Veya şuradaki perspektif bakın. Şurası kırma. Burası beşik. Bakıyorum. Bak burası beşik. Beşik olarak gelmiş. Şurası kırma. Nereden anlıyorum? Bu tarafa doğru eğim var. Yukarıdakiler yani bunun şeyi. Perspektifi. Onu da düzeltememişiz bir türlü. Onu oraya koyacağız yani. Neyse. Mahya veya düz mahya dedik. Üçle gösterdiğimizde şu. Az önce en tepedeki mahya. İşte düşük mahya yani yarım kalmış mahya. Şurası çocuklar. Şu kısım buraya yazmamış ama 4 diye olmazsa siz yazın. Burası düşük mahya olacak çocuklar o kısım. Başka ne? 5 dere az önce söylemiştim şu kısım. Şurası yani. Dere kısmı değil mi? 6 tepe yani en yukarı nokta kesiştiği nokta. Tepe bir noktadır yani buradaki kesiştiği nokta tepe. Tepe noktasından öbür tepe noktasına giden şey de ne? Bizim düz mahyamız ya da. 7 saçak, 7 kısmız yandan görünüşte saçak şurası. Şuranın 6 yani 7 saçak. 8 meyilli yüzey yani şurası olduğu gibi bir meyilli yüzey değil mi çocuklar? Yani şurası. Şurası veya burası veya burası veya burası bunlar meyilli yüzey. 9 ha, alın ya da kalkan duvar. Alın ya da kalkan duvarı nerede var? Beşik çatılarda var. Ha, bunu onun için koymuşuz herhalde buraya. Kırma çatılarda ise ha, şurası beşik. Kırma çatılarda ise alın veya kalkan duvarı yok. Kırma çatılarda zaten kendisi çatının kendisi alın ya da kalkan. Bak şurası alın ya da kalkan ama beşik çatıda buraya bir şu kısmında bir alın ya da kalkan duvarının olması lazım ki burası kapansın. Değil mi? Dolayısıyla zaten rüzgardan uçma sıkıntıları falan daha çok beşik çatılarda. Kırma çatılar biraz daha kapalı olduğu için daha böyle stabil durabiliyor. Gibi. Demek ki tipleri o burada. Ne demişiz? Ha, buraya demişiz kırma çatı. Bak burası kırma çatı kısmı. Şurası da beşik çatı kısmı demişiz. Evet, orası da beşik çatı kısmı. Bu da yine bazı diğer görünüş örnekleri.
Şurada da tabii şöyle gelecek. Şu çizgiyi çizin şöyle. Böyle gelecek bak burası da. Burada da mesela bu çizime göre şuradaki mahya Beşikçatı ya. Böyle gelecek. Onu çizersiniz. Bakın ben onu sabit tutamıyorum. Şöyle dursun burada mı? Ha. Şuradaki mesafe ile buradaki mesafe farklı. Yani Beşikçatı'da da mesela testere dişli çatılar gibi göreceğiz birazdan. Farklı eğimlerde yüzeyler yapılabilir, eğimli yüzeyler yapılabilir. Yani tam mahya kısmı yukarıdan görünüşte ortaya gelmeyebilir arkadaşlar. Eğimler farklı olur. Neden? Çünkü aynı yüksekliğe çıkacak ama bu kısa mesafede çıkacak, bu daha uzun mesafede çıkacak. Dolayısıyla buranın eğimiyle buranın eğimi farklı olmuş olur gibi. Peki çatı şekilleri sundurma. İşte bunu görmüştük. Tek eğimli çatı. Tek tarafa akıntılı bir çatıdır. Yani eğimi tek tarafadır. Genişliği az binalarda ve genellikle büyük bina veya bir duvara yaslanan alçak binalarda yapılır. Yapımı kolay ve maliyeti azdır. Çamaşırlık, garaj, köprülük, bahçıvan odası gibi yerlerde uygulanır. Beşik çift eğimli çatı iki tarafa akıntılı olan çatı şeklidir. Binanın dar kenarında kalkan duvarı çatı meyiline göre yapılır. Alın duvarı yani. İki meyilli yüzeyin eğimi aynı ise, yani az önce dedim ya aynı olmayabilir diye, mahya binanın dar kenarının ortasından alınarak tertiplenir. Yani şurası, bak mesela aynı değil. Aynı olsa bu tam ortadan gelecek şu mahya. Tam ortadan gelecek. Şu kısımla şu kısım eşit değil onu diyoruz. Beşik çatı eğimleri aynı veya farklı olarak binalarda uygulanabilir. İki çatı yüzeyi birbirine bir mahya ile bağlanmıştır. Şu bir çatı yüzeyi, bu da bir çatı yüzeyi. Veya şu bir eğimli yüzey, bu da bir eğimli yüzey. Birbirine bu şekilde şu mahya ile bağlanmış oluyor. Mahya ile bağlanmıştır. Çatı eğiminin fazla alınması durumunda çatı arasından da yararlanma imkanı olur. Yani şurada eğim fazlaysa bu çatı arası veya çatı katı falan daha böyle kullanışlı olabilir. Tabii o eğimlere, çatının eğimlerine çocuklar yapılacak kaplama malzemesi bir etkendir. Mimarın tercihi, mimari görünüş o eğimlere falan bir etkendir. Ama en önemli etken İklim coğrafya şartlardır. Oradaki iklime, coğrafyaya göre hangi eğimin uygun olduğunu mimarın ölçüp biçmesi rüzgara göre özellikle ve ona göre mimari çatıyı önermesi gerekir. Bir başka çatı tipi kelebek kanatlı çatı. Bakın şimdi en basitlerden başladık. Sundurma tek eğimli. Beşik çift eğimli. Şurada gördüğün gibi iki taraftan eğimli. Kelebek kanatlı da böyle beşiklerin bir araya gelmesinden meydana geliyor. Birazdan şeklini göreceksiniz. İki tarafa ve içi akıntılıdır. İki meyilli yüzeyin arasındaki dere ortadan kenara doğru meyillendirilir ve suyun akıtılması kolaylaştırır. İşte sundurma çatı tipleri. Beşik çatı tipleri. Bu da kelebek kanatlı çatı tipleri. Şöyle şöyle birçok testere dişleri gibi yani. Testere dişi gibi. Şeylerin, beşiklerin bir araya gelmesi fakat şu kısımda dere değil mi? Şu kısımda sular toplanacak. Dolayısıyla bu toplanan suların burada oluklara rahat gitmesi için, saçaklara rahat gitmesi için şu orta kısmından, şurada orta kısmından dışlara doğru ve buradaki ortadan şu dışa doğru eğim verilmesi lazım ki bu çok önemli. Aksi takdirde orada sular birikir. Demek ki kelebek kanatlı çatı yapılıyorsa da o eğim işine dikkat etmek gerekir. Kırma çatı biraz daha komplekse gittik. Şimdi dört yüzeyli çatı. Yani bu sefer dört eğimi var. Dört yönden eğimli yüzey var diyelim. Çatının üzerine yapıldığı binanın kenar sayısı kadar meyilli yüzeyi olan çatılardır. Yüzeylerinin dört yöne de eşit eğimleri vardır. Mansart çatı, çatı yapılması istenilen binalarda çatının meyilli yüzeyleri kırılarak düzenlenebilir. Mansart yapılar beşik ve kırma türlerinin iki ayrı eğimde uygulanmasıyla yapılır. Şu kırma çatı bu tarafa doğru da eğimi var. Bu tarafa doğru da eğimi var.
tarafa doğru da eğimi var yani. Kırmaçatı. Ve şurada kırmaçatlarda ne dedik? Eğimlerin aynı olması lazım. Neden? Şu o zaman yukarıdan baktığımda şu bizim sırt yapan kısmımız çocuklar, şu sırt yapan kısmımız yukarıdan baktığımda tam bir açı ortay olacak. İşte buna dayanarak zaten çatıları oturturuz. Yani şuranın eğimiyle buranın eğimi aynı olsun ki bu da bir açı ortay olabilsin. Yoksa o çatı düzensiz olacak, denk gelmeyecek. O yüzden. Şu ise mansart çatı. Mansart çatı çocuklar, beşik ve kırma çatıların farklı eğimlerde düzenlenmesi. Dikkat edin. Şuradaki kısım bir beşik çatı. Değil mi? Şuradaki kısım öbür tarafında düşünürsen başka bir beşik çatı. Ama eğimleri farklı. Veya şöyle de düşünebilirsin. Yarı olarak düşünürsen. Şurası bir sundurma, burası da başka eğimli bir sundurma falan. Veya üst kısım bakın kırma çatı farklı bir eğimde. Yani kendi içinde eğimleri aynı da alttan farklı eğimde. Alt kısım ise bir sundurma veya birlikte düşünürsen beşik. Nasıl bir şey? Ama eğimi farklı. Yukarıdakiyle eğimi farklı. Demek ki kırmayla beşik birlikte olabilir. Beşikle beşik birlikte olabilir. Kırmayla kırma birlikte olamaz. Yani kırmayla beşik birlikte olur. Ha şöyle olur. Şurayı çıkıntılı yaparsan, bu taraftan da kırma yaparsan falan. Öyle bir şey de yapılabilir. Tabii bunlar sadece standart yani literatürde bulunan belli başlı çatı tipleri. Yoksa ki çatı mimarisi tipi aslında yüzlerce mimarın tercihine göre birçok şey geliştirilebilir. Bunlar belli başlı formlar diyelim. Şu kısımda kırma farklı eğimlerde, şu kısımlarda beşik ya da sundurma farklı eğimlerde. Fenerli çatı. Büyük açıklıklar üzerine yapılan ahşap ve çelik yapılarda. Bina iç bölümünün üstten aydınlatılması ve havalandırılması için yapılır. Bir yarım iki kırma çatıdan oluşur. Veya bir yarım iki beşik çatı yani sundurma ve beşik çatı birleşiminden yapılabilir. Alt çatının yarım beşik yani sundurma olarak düzenlenmesi durumunda aydınlatma yüzeyi bina uzunluğuyla aynı olur. Fenerli çatı eski yapılarda, eski büyük yapılarda, garlarda falan filan çok yapılır bu mesela. Ne diyor? Bakın üst tarafı çok çizimde kötü olmuş ama anlaşılıyor en azından. Üst tarafı bir kırma çatı. Çocuklar fenerli çatının. Şu kısım düz duvarlarla geliyor. Düşey duvarlarla. Şurada beşik çatı olarak bu tarafa doğru gidiyor veya sundurma çatı olarak bu tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla yapının taban alanıyla çatı altındaki alan diyelim birbirinden farklı. Çatı altındaki alan böyle küçülüyor. Neden? Çünkü şuradaki beşik çatının eğiminden dolayı ve burada bir çıkıntı yapıyor, bir fener çıkıntısı yapıyor. Bu çıkıntı işte ne olarak kullanılıyor? Aydınlatma, havalandırma falan burada pencereler olabiliyor. Ve uzun büyük bir açıklığı bu sistem daha rahat bir şekilde geçiyor. Burada üstte kırma, altta beşik var dikkat edin. Fakat altta da kırma olursa diyor, onu az önce onu okuduk. Altta da kırma olduğu zaman dikkat ederseniz şu havalandırma aydınlatma yapacak alan daha da azaldı. Neden? Çünkü taban alanından hem bu yana doğru hem de bu yana doğru bir azalma var. Beşik çatıda ise sadece bu yana doğru bir azalma var. Onu diyor az önce. Ama görünüş mimari olarak bu ayrı bir mesela tercih edilebilir falan. Dolayısıyla burada altta kırma olmuş, üstte de kırma olmuş dikkat edin. Veya üstte beşik yapabilirdi fark etmez. Ha, burada öyle yapmış mesela. Burada ikisini de beşik yapmış. Üstte beşik yapmış, işte altta beşik yapmış gibi birçok kombinasyonlar yapılabilir. Kombine çatı sundurma çatı yüzeylerinin kademeli olarak uygulanmasıyla oluşur. Yani bir yerde kelebek kanatlı çatı gibi. Kelebek kanatlı çatı, beşik çatıların birleşiminden oluşuyordu. Kombine çatılarda şu yöndeki sundurmalar bakın, bu yöndeki sundurmalar falan. Testere de işte şet çatı da deniyor buna. Kelebek çatı da aslında testere şeklinde dikkat ederseniz. Yapılan çatı tipi. Yani bu daha derli toplu böyle uzun alana yayılmamış da o zaman kombine diyorlar mesela testere işte falan. Burada da yine fener çatıda olduğu gibi şu şekilde havalandırma ve aydınlatma imkanı var çocuklar.
Şurada da yine bakın, daha yaydığı zaman test edildi işte çatıyı. Şu şekilde aynı kelebek kanatlı çatı gibi görüyorsun. Kelebek kanatlı çatı gibi. Buna kanatlı çatı diyor. Testere dişi çatı diyor, pardon. Binanın içine çatıdan ışık vermek üzere düzenlenir. Çatı yüzeylerinin eğimleri farklı olur. Eğimi fazla olan yüzey, şu testere dişli olan, şiddet olan. Eğimi kelebek kanatlı gibi yani. Eğimi fazla olan yüzey cam ile kaplanır. Şurası bakın, şu kısımlar yani, buradan eğimi fazla camla kaplanır havalandırma ve aydınlatma için. Nerede o? Cam ile kaplanır ve genelde kuzey cepheyi oluşturur. Tercihe göre tabii. Eğer aşırı ısınma, aydınlanma istenmiyorsa. İsteniyorsa güneyi de yapabilir o. Bu çatı sistemi temelde beşik çatıların yan yana dizilmesiyle, yani kelebek çatlı çatı gibi. Fakat ondan daha büyük işte ve büyük alanları kullanmak için yapılıyor. Yüzeyler ve olduğu gibi kapalı değil. Bir tarafı açık yani, bir tarafı pencereli. Yüzeyler daha çok güneş ışığı alabilmek için birbiriyle 90 derece açı yapar. 90 derecelik açılarla bunlar bağlanabilir. Işık alsın ama aşırı ısınma olmasın dersen kuzeye bakar. İşte ısınma da olsun dersen güneye bakar falan. Kanatlı çatı bina iç bölümünün çatıdan havalandırılması veya aydınlatılması istendiğinde beşik şeklinde yapılan çatı meyilli yüzeylerinin bir kısmı devam ettirilir ve pencereler yapılır. Bu çatı şekli endüstri yapılarında genellikle tercih edilir. Kanatlı çatılarda böyle iç içe girmiş gibi, dikkat ederseniz bu şekilde beşik çatı, burada da beşik çatı ama böyle yarılıp iç içe girmiş ki bu kısımlardan ve şu kısımlardan havalandırma, aydınlatma falan için yararlanmak amacıyla. Kırık plak çatı büyük açıklıklar üzerine ekseriye betonarme ile çatı yüzeyleri en az 2, en çok 5 kırık yüzeyden oluşacak şekilde yapılır. Kırık plak çatıyı daha önceden de göstermiştim size, bir kağıdı katlayarak yaptığınızda hani katlanmış plak. Bu açıklığı daha rahat açarsın diye. O mantıktan taşıyıcı sistem düzenleniyor. Sivri çatı kare, düzgün, çokgen, daire kesitli binalarda yapılır. Çatı meyilli yüzeyleri düz veya kavisli olarak bir noktada birleşir. Silindir çatı planı dikdörtgen şeklinde olan çatılarda genellikle betonarmeden kabuk inşa sistemiyle yapılır. Kubbe çatı planı daire, düzgün, çokgen olan alanlar üzerinde çeşitli şekillerde kabuk türü olan kubbe çatı yapılır. Onların şekillerini koymamışız ama anlaşılıyor zaten. İnternetten falan da bakabilirsiniz şunlar. Örtü malzemesi zaten iklime, coğrafyaya göre falan o eğimlerle belirleniyor diyor. Eğimler oran, yüzde ve açı cinsinden seçilebilir. Ve çatılarda, literatürde de bu şekillerde verilebilir. Çatılarına en düşük ve en büyük eğim sınırları olarak verilir. Örneğin makine Marsilya tipi kiremit, makine tipi de diyorlar buna. Eğim oranları açı cinsinden, oluklu kiremit eğim oranları ya da açı cinsinden gibi, çinko çatı eğim oranları ya da açı cinsinden, bu sınırlar arasında, yani bu sınırlar arasında tercih edilmelidir diye. Bu da yine başka bir kaynaktan aldığımız oranlar. Bunlara da yine elinizde bulunabilir çocuklar. Peki çatı saçak durumuna göre çatılar, saçak mimari görünüşlerine göre çatılar nelerdir çocuklar? İşte düz saçaklı olabilir, sarkan saçaklı olabilir, saçaksız olabilir gibi. Örneğin işte düz saçaklı, sarkan saçaklı. Şunlar düz saçaklı çocuklar. Yani şu sol sütun diyelim, düz saçaklı. Şunlar sarkan saçaklı. Şunlar da yine düz saçaklı görüyorsunuz.
Saçaksız, kornişli, parapet duvarlı bu. Kornişli mesela. Parapet duvarlı, şu parapet duvarı. Veya gizli çatı. Şu gizli çatı. Gizli çatının farkı betonarme olarak, yani parapet duvarını da başta yaparken betonarme olarak yapmışlar. Yapılıyor. Bu ise sonradan örülüyor. İşte aynı mantık aslında. Bu da kornişli. Demek ki düz saçaklı, sarkan saçaklı, ve saçaksız, kornişli, parapet duvarlı, gizli çatı diye ayırabiliriz. Şimdi beşik çatı tipleri ve perspektif ve görünüşlerine, örneğin şu en basit bir beşik çatı tipi, karşıdan görünüş ve üstten görünüş. Bu da farklı eğimli görüyorsunuz. Bir beşik çatı örneği. Üstten görünüşte mahya ortada olmayacak. Bu da yine farklı eğimli. Üstten görünüşte mahya ortada olmayacak. Şurada kesik çizgiyle mesela görülenler duvar. Şuradaki duvar kısmı. Demek ki bu sarkan saçaklı. Değil mi? Misal. Onu anlıyoruz. Şu çizimlerin, çizgiler, bu tarafa doğru olan çizgiler çatı eğimini, akım yönünü gösterir. O yüzden böyle çizgiler çizilir. Eğim bu tarafa doğru anlamında. Yine çeşitli beşik çatı örnekleri. Dikkat ederseniz üstten görünüşüyle şu kısım sundurma olarak devam etmiş. Çıkıntısı var. Bu kısım normal beşik gibi, yani şu. Şuradan aldığımız bir kesitte böyle gözükecek. Bu da keza aynı. Bu meyilli devam eden çıkıntılı beşik çatı deniyor. Bunun adı o. İşte bir kısmı meyilli devam ediyor çünkü. Sundurma çatı gibi. L şeklinde beşik çatı örnekleri. Şurada da bir beşik çatı var. Derinlemesine gidiyor. Bu tarafta da bir beşik çatı var. Yukarıdan görünüşte görüyoruz mesela. Şu kısım. Tabii bunun tersi yani. Şu çıkıntı bu taraftaysa eğer bu görünüş olur. Ya da buradan bakarsan olur. Neyse, bu şekilde çizilmiş. Şu kısım da beşik çatı, bu kısım da beşik çatı. Şurada bir L şeklinde çıkıntı var. Keza aynı. Bu L şeklindeki çıkıntının boyu, genişliği falan değişebilir ama mantık olarak aynı tip, yani beşik çatı tipleri bunlar. L köşesi kırma beşik çatı. Burada ise çocuklar dikkat ederseniz L şeklinde çıkıntı yapıyor ama bu bir yuvadan çıkıyor gibi, dikkat ederseniz. Görüyorsunuz. Ama burada ise aynı hizaya geliyor. L köşesi kırma. Bak, şu köşe kısmı sırt oluşturmuş. Şurası da dere oluşturmuş. Dikkat ederseniz yukarıdan görünüşte. L köşesi kırma beşik çatı. Bu ise L beşik çatı sadece. Genişlikleri farklı. L beşik çatıda da şu kısımlarda yine kırmalar oluşuyor. Dikkat ederseniz farklı genişler olduğu için şurası ne? Yukarıdan görünüşten anlıyoruz. Dere. Şurası düşük mahya. Görüyorsun. Şurası sırt gibi. Ama şurası da beşik çatı. Burası da beşik çatı. Yani iki ucu da beşik çatı aslında ama birleştiği yerlerde kırmalar tabii ki oluşuyor. O yüzden genişlikleri farklı. L beşik çatı olduğu zaman şu şekilde düşük mahyalı falan kırmalar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Burada çeşitli görünüşleri var. Yine genişlikleri farklı, pardon, saplamalı beşik çatı örnekleri yuvadan çıkıyor yani. Şu karşıdan görünüş, şu yukarıdan görünüş. Şu kısım çıkıntı olarak, bu kısım normal çatı olarak devam ediyor gibi. Bunların perspektiflerini görürsek daha iyi canlandırabiliriz. İşte hepsinin şu sundurma şeklinde devam eden kısımda bina devam edebilir de etmeyebilir de mesela. Bu da keza aynı şekilde. L beşik çatı perspektifi. Bu çıkıntılı beşik çatı perspektifleri. Az önce görünüşlerini gördüklerimizin perspektifleri. Bu da L beşik çatı perspektifi örnekleri. Az önce görünüşlerini gördüklerimizin perspektifleri. Bu perspektiflerle birlikte görünüşlere bakarsanız daha iyi de canlandırabilirsiniz. Yine çeşitli perspektif örnekleri çocuklar. L beşik çatı perspektif örnekleri yine. Bu da köşesi kırma perspektifinden de anladığımız üzere köşesi kırma L
Beşikçatı perspektifi. Şu saplamalı az önce en son gördüğümüz Beşikçatı perspektif örneği. Genişlikleri farklı L Beşikçatı. Bakın şuralarda kırmalar oluşuyor perspektifleri. Bu işte kare planlı binalarda haç ve düz Beşikçatı perspektifleri ve görünüşleri bu şekilde. Kare çatılı binalarda çeşitli sivri çatı tarzında, sivri çatı tarzında Beşikçatılar düzenlenebilir. Kırma çatıların planda düzenlenişine şimdi bakacağız. Yani şunları nasıl böyle düzenliyoruz? Bunun için şu bilgiyi bir okuyalım. Yer yer söylediğimiz bir şey ama bakalım. Kırma çatılar düzgün, dikdörtgen, yamuk, paralel kenar kesitli ve girintili çıkıntılı binalarda uygulanabilir. Hepsinde uygulanıyor. Bu çatılara çok yüzeyli çatılar da denir. Yüzeylerinin dört yöne de eşit, unutmayacağız, eşit eğimleri vardır. Ve bu nedenle planda eğik mahyalar çizilirken açıortay olarak çizilir. Eğik mahyalar gibi dere ve düşük mahyalar da açıortaydır. Buradaki her şey açıortay. Eğimli her şey açıortaydır ve aynı yukarıdan görünüşte aynı eğimdedir. Tüm saçaklar yatay ve genelde aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır. Bu çatılar plan üzerinde şu işlemler düzenlenebilir diye bakacağız şimdi. İşte bakın şu perspektifi. Buranın eğimiyle, şu eğimle, bu eğim aynı olduğuna göre yukarıdan baktığımda şu bizim sırt kısmımız, şuralar yani mutlaka ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Ha, genelde 90 derece olduğu için 45 derece olacaktır. Ama 90 derece değil de bina başka bir eğimdeyse planda, o zaman onun açı ortayı neyse o olacaktır. Peki şu cephe görünüşü olsun. Bunu daha çizmedik çocuklar. Şu da planı olsun. Önce planda oturtuyoruz. Bu plan ne? Binanın tavanının, en üst tavanının mesela çatıyı oturtacağımız yerin planı. Buraya şimdi biz çatı oturtacağız. Ne yapıyoruz? Öncelikle çıkıntı dış köşelerinin açıortayları. Bunlar açıortaydı ya. Açıortaylarını çiziyoruz. Dış köşeler ne belli. Bak şurası dış köşe. Burası dış köşe. Burası ne? İç köşe. Şu dış köşe. Şu iç köşe. Şu dış köşe. Şu dış köşe gibi. Dolayısıyla bir A'da ne yapmışız? Dış köşelerin çocuklar açı ortaylarını çizmişiz. Buradan da çizdim. Buradan da çizdim. Birleşti mi? Birleşti. Birleştiği yerde şimdi duralım bir. İçe gelmedik daha. Şu da dış köşe. Çiziyorum. Ama birleştiği bir şey yok. Bir miktar çizdikten sonra bırakayım. Onu daha sonra halledeceğim. Şu da dış köşe çiziyorum, bakıyorum. Birleştiği bir şey yok. Bir miktar çizdikten sonra bırakacağım, onu sonra halledeceğim. O yüzden bunu 1B ile gösterdik. Ne demiş çünkü 1B'de? Kesişmeyen eğik mahyalar, yani şu sırtlar eğik mahyalar, bir miktar çizilerek bırakılır. Bunlar dördüncü maddede anlatıldığı gibi tamamlanacak. Bir haneydi, tekrar okuyalım. Çıkıntı dış köşelerinin açı ortayları çizilir. Bunlar eğik mahyaları, şunları verir. Kesiştikleri noktalar, çatının tepe noktaları olur. Bak kesiştiği zaman burası ne? Bir tepe noktası. Ha, çatıda bundan daha yüksek bir tepe noktası olabilir, evet. Ama şimdilik bu bir tepe noktası. Tamam mı çocuklar? Mesela burada kesişti, bu da bir ne? Tepe noktası. Burada kesişen bir şey yok şu anda. Şu anda çizimimizde sadece 1A'lar ve 1B'ler var. Siz zaten bunları çocuklar bir kağıt alın elinize. Şunun aynısını bence pekişmesi için çizin. Sonra bu maddeleri aynen uygulayın. Bir A'ları çizin, bir B'leri çizin. O sırayla gidin. Daha iyi pekişir. Şimdi ikiye bakacağız. Tepe noktaları birleştirilerek, yani plana göre baktığımda yatay ve düşey çizgiler diyebiliriz buna. Düz mahyalar çizelim. Şu bir tepe noktası mıydı? Evet. 2B ile o zaman böyle bir çizgi çizemeyeceğime göre şu yönde bir çizgi çizeceğim. Çizdim. Ve biraz çizdim. Bıraktım şimdi. Bu bizim neyimiz? Sırtımız, düz mahyalarımız. Tepe sırtımız diyelim, tepe sırtımız. Şurada yine birleşmişti. 2B düz mahya olarak gitti bir miktar. Başka birleşen var mı? Yok. Diyor ki, tepe noktaları yatay ya da düşey çizgilerle birleşmiyorsa düz mahyalar bir miktar çizilir. Yani 2B işte şu.
Ve dördüncü maddede bu tamamlanacak diyor. 3A, çıkıntı iç köşelerinin açıortayları çizilir. Bunlar dereleri verir. Şimdi 3 iç köşeleri çizdim. Bak bu iç köşeyi çizip şu 2B'yi az önce çizmiştim. 2B ile bu ister istemez çakışacak. Çakıştığı yerde onu bıraktım. Çakıştı. Tamam. Başka ne var? Şurada bir 3 var. İçten şimdi çiziyorum. İçten çiziyorum. Şunu 2B'yi çizmiştim daha önce düz mahya. Burayla bu ne oldu? Birleşti. Burada bıraktım şimdi. Tamam, o sırayla siz de çizerseniz daha iyi pekişecek onun için diyorum. Bunlar da dereleri veriyor. Bakın şu iç kısımlar. Ne demiştik bunlar? Akıntıların böyle bu taraftan geleceği derelerdir bunlar, değil mi? Şu birağdaki gibi değil. Bu da sırt. Bunlar sırt. Yani düz mahya diyoruz. Eğimli mahya diyoruz falan. Bunlar sırt bizim. Şu kısma düz mahya diyoruz gibi. Düz mahya da aslında bir tepede oluşan bir sırttır. Bu da yanda oluşan sırttır falan. Bu da içeriye doğru oluşan sırttır. O da nedir? Deredir. Peki. Derelerin düz mahyalarla birleştikleri noktalarda şuna 3A demişiz. 3'ün B'si yok zaten. Şurada bunu silin. 3A yok değil. 3 çünkü böyle gidecek ve birleşecek yani bunlarla. Peki. Derelerin düz mahyalarla birleştiği noktalarda yani tepe noktaları ya da eğik mahyalar birleştirilerek düşük mahyalar çizilir. Şimdi gelmiştik, şuraya gelmiştik değil mi? Şu noktaya geldik. Bu noktadan, şimdi 1B bu taraftaydı, bu da var elimizde. Ne yapacağım ben istersem bu noktadan bununla birleştirecek tarzda şuraya çizeceğim. Değil mi? Ama nasıl çizeceğim? Bakın bütün eğimler aynı ya. Şu 4 de açı orta veriyor. Yani şu 4'ün çizgisi şu 1A ile paralel olacak. Anlatabildim mi? Burada çizerken biraz yamuk yumuk çizilmiş. Şu ne eğimdeyse ki burada 45 derece eğimde çünkü 90 derece burası. Bu da 45 derece olacak. Ama farklı bir eğim de olabilirdi şu köşe. Ona göre bu ne eğimdeyse buna paralel bunu çiziyorum. Bunu çizip neyle birleştiriyorum? Daha önce çizip biraz ilerlettiğim 1B ile birleştirdim. Geldim sonra şu 2B'ye kadar şurayı çizmiştim. Bunu da bu sefer burada 1B var ya. Buraya gitmek için bu tarafa doğru çiziyorum. Bak görüyorsun. Bu tarafa doğru çiziyorum. Değil mi? Bundan kesiştireceğim. Hedefim o. Onu anlıyorum zaten şimdi. Biraz hafif de boyutlu düşünsem onu anlayacağım zaten. Hiç düşünmesem bile anlarım. Ya. Bu tarafa doğru gitmem lazım bunu. Bu da şunun eğimi de şununla aynı tabii. Hepsi 45 derece zaten burada da. Farklı köşe eğimleri olursa diye ben söylüyorum. Şununla da şu paralel olacak. Geldim. Bu da 1B ile birleşti. Şimdi o zaman ne oldu? 1B ile şu 4 birleşti. Buradaki 1B ile de bu 4 birleşti. Buraya kadar bütün çizimleri yaptım. Daha sonra şu kısımları da düz tepe mahyasıyla birleştiriyorum. En tepe yerim burası oluyor. En tepe noktalarım da şu noktalar. Onları birleştiren yer. Bunu 2A da diyebilirim, 5 de diyebilirim. 2A ne? Çünkü 2A da demiştik ki tepe noktaları birleştirilerek düz mahyada çizilir. Şimdi yeni bir tepe noktası oluştu. Ve birleştirilmesi halinde düz mahya çizilmiş ve çatı oturtulmuş oldu. Bunu 2A ile de sınıflandırabilirim veya daha da olmadı bir 5. madde yazmışım. Diyor ki açıkta kalan noktalar çatı tepesinin bir kısmı olacak olan çizgilerle yani düz mahyalarla birleştirilir. Daha sonra etrafından şu kesik çizgide saçaklar çizilir. Böylece plana şu şeyi çatıyı oturtmuş oluyorum. Bunun bir de pratik yolu var. Bu çok da tavsiye etmiyorum. Bu şekilde öğrenin yani. Pratik yolu da şu. Şu kesikli çizgileri görüyorsunuz değil mi? Sürekli bu kesikli çizgileri böyle içe doğru paralel böyle çizdiğinizi düşünün. Çizin, 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 çizin. Kağıtta onu da yapabilirsiniz. Sonuçta o çizgiler sana zaten şu hatları gösterecektir. Yani şu hatlar zaten onları böyle çize 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 içe doğru gidince oluşacak. Şey gibi AutoCAD'de offset vardı ya offsetleme gibi içe doğru böyle bunu aynen offsetle 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 derken bu hatlar oluşacaktır. Tamam canım. Hadi güle güle. Tamam. Evet çocuklar. Ha, daha sonra bir de cephe görünüşlerini yapacağız. Cephe görünüşleri de bakın buradan tabii teknik resimden biliyorsunuz. Bütün rengi noktalarından bu kesik çizgilerle taşıma yapalım. Bak yapalım. Bunlarla taşıma yaptığımızı hayal et.
Nerenin neresi olduğunu biliyorum. Şu kısma geldi mesela. Bak görüyorsun şu eğimle. Buradan düz geliyor şurası falan. Şu şurasını tanımlıyor gibi. Ve buradaki yükseklikleri de seçerek şu eğimleri yani. Bu eğimler şimdi karıştırmayın. Şuradaki 45 derece değil. Bu eğimler işte çatı eğimleri. Çatı eğimim benim neyse, mimar ne takdir etmişse ya da kaplamaya göre, iklime coğrafyaya göre ne olacaksa diyelim 20 derece, 60 derece. O zaman bunun eğimleri de böyle 20 derece, 60 derece çizilecek. Dolayısıyla bu yükseklikler de ona göre belirlenmiş olacak. Bu çizgilerin şunlarla kesiştiği yerlerde de cephe çizilmiş olacak, cephe görünüşü. Bunu diğer görünüşleri de şöyle çizebiliriz. Yani önce planda çatıyı oturtuyoruz. Taşıma bağlantı ışınlarını taşırıyoruz. Buradaki eğimleri de biz kendimiz seçiyoruz, çatının eğimi neyse. Ona göre bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bu çizimler ortaya çıkıyor. Bunu da deneme amaçlı eskiz de olsa cetvel falan kullanmadan bir yapmanızda bence fayda olabilir çocuklar. Peki bunların ardından çatının cepheden görünüşüne geçilebilir işte. Cepheden görünüşte yükseklikler değişik şekillerde ayarlanarak x üstü çatıya değişik eğimler ve formlar verilebilir. Ardından taşıma bağlantı ışınlarıyla diğer görünüşler de çizilebilir. Bu da işte perspektif olarak biraz yamuk yumuk olmuş perspektif çizimler. Ha şunu da mesela cetvelli çizersen çünkü bunlar çok hassas. Burada açı ortayları iyi tutturup cetvelli çizmeye çalışın çocuklar. Bak şurada açı ortayı mesela ona göre alın yani açı ortayları. Dolayısıyla o zaman bunlara oturtabileceksiniz. Oturtmazsa biraz çok hassas çizmemişsiniz demektir. Çünkü bu ölçüleri ben özellikle zamanında çok hassas verdim. Bunları da adamlar öğrenciler hassas çizsin de ancak oraya oturtabilsin diye. Ama siz onları uygulayın. Tam da oturtamazsanız sıkıntı yok çocuklar. Önemli olan o kuralı bilmek. Şurada da perspektifini vermişiz mesela. Bence bu ödevleri yapın. Hani ödev olarak yükleyin, verin demiyorum ben ama kendinizi geliştirmek için yapın yani. Şu perspektifinde üst görünüşlerini, yan görünüşlerini falan direkt perspektiften bakarak da çizebilirsiniz. O da bir antrenmandır. Ne demiş? Sivri pavyon çatılarda çatının üzerine yapılacağı alanın merkezi köşelerle birleşir. Bu çatılarda genellikle eğim fazla olur. Evet, orada yani sivri çatılarda diyelim atıyorum şu kısım böyle her taraftan geliyor ve tepede birleşiyor yani şu şekilde. Sivri çatı olsaydı o bir yönü. Ha, çatı alanlarının açılımı ve gerçek boyutlarının bulunması çok önemli bir şey değil çocuklar. Bunun mantığı şu sadece mantığını söyleyeyim. Bizim görünüşte diyelim şu görünüşte, şu görünüşte, şu alan olarak gördüğümüz şey, şu alan olarak gördüğümüz şey veya yukarıdan görünüşte, yukarıdan görünüşte şu alan olarak gördüğümüz şey aslında gerçek alan değil, değil mi? Çünkü bunlar iki boyutlu yansımaları. Bunun gerçek alanı neymiş acaba falan diye ölçmek, biçmek istersem, yine çizimle de bunu bulmak istersem, trigonometriyi falan kullanmadan en basit trigonometriyle bulmak zaten de çizimle de bulmak istersem işte nasıl bulacakmışım çizimle burada onu anlatıyor. Bu müfredat harici ama bilgi olarak bulunsun sizde. Yani diyor ki normalde cephe görünüşünde şöyle taralı yer olarak görülen eğimli alan aslında gerçekte şöyle bir alana sahiptir. Onu yani sana doğru böyle kaldırdı eğimi yok etti diye düşün. Veya şuradaki taramalı alan aslında böyle bir alana birebir sahiptir. Yani o taramalı alana eğimi kaldırarak hayal et, sana doğru böyle kaldırdı. O zaman gerçek alanını gördün anlamında çizimde onu bulmayı gösteriyor. Bunun da onunla ilgili ödevi. Bu da isteyen bunu da yapabilir. Çizimde acaba bunun gerçek alanlarını nasıl bulacakmışım falan diye merak eden varsa bunu yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi çeşitli kırma çatıların perspektif ve plan görünüşlerini de burada ele almışız. İşte çift çıkıntılı kırma çatı. Az önce beşik çatılar için bakmıştık ya. Bakıyorsun çift çıkıntılı. Şurada bir çıkıntı var, burada bir çıkıntı var falan. Şu şekilde çift çıkıntılı. Ve bunların oturtulmasını da az önceki kurallarla uygulayarak kendiniz de bir yapabilirsiniz. Kendinizi denemek için. Bunlara ne diyoruz? Çift çıkıntılı kırma çatı görünüşleri. Şu yamuk çatı, yamuk kırma çatı. Niye yamuk demişiz? Çünkü alıştığımız gibi 90 derece değil işte köşeler.
Burada artık neyse ona göre açı ortaya gidecek. Görünüşleri böyle olacak dikkat ederseniz. Onları göstermiş. Tek çıkıntılı kırma çatı. Şurada tek bir çıkıntısı var. Orada çatıyı oturtursam böyle bir görünüş arz eder gibi. Şu çocuklar genişlikleri farklı. T şekilli kırma çatı. Bakın yukarıdan T şeklinde ama T'nin şu tarafıyla bu tarafı farklı genişlikte. Bak şu T'nin şurasıyla burası farklı anlamında. Genişlikleri farklı. T kırma çatı. Bu da yamuk çatının perspektifi. Az önce gördüğümüz yamuk çatının perspektifi. Tek çıkıntılı kırma çatının az önce gördüğümüz perspektifi. Çift çıkıntılı biraz kötü çizilmiş ama kırma çatının işte perspektifi. Bunları daha güzel çizip de kendinizde de canlandırabilirsiniz. Burada çift çıkıntılı kırma çatı perspektif örnekleri. Genişlikleri farklı olan, genişliklerin farklı olması yani yükseklikleri de farklı. Eğimler aynı olacak ya. Dolayısıyla genişlik farklı olunca yükseklik de farklı olacak ki aynı eğimi tuttursun. T kırma çatı. Bu işte sivri çatı görünüşleri. Bu kareleri olabilir, çokgenleri olabilir, minare gibi silindirleri olabilir gibi. Çatı taşı sistemi ile ilgili zaten öğrenmiştik. Burada ekstradan bilgiler verdim. Bu da müfredat dışında. Ama bak daha güzel burada hayal edebiliyorsun. Bak işte aşığı görüyorsun. Göğüslemeyi görüyorsun falan. Hayandaları görüyorsun falan. Merteği görüyorsun. Bunlar da böyle şöyle bir inceleyebilirsiniz çocuklar. Burada da yerinde, burada yine müfredat dışı. Yerinde bakın uygulamasından görüntüler. Çatı kaplamalarının işte görüntüleri çocuklar. Şantiyede görüntü, ondülünler falan onların görüntüleri. Yine çeşitli kaplama ve yalıtım örnekleri. Şu işte yalıtım için katranlı membranlarla böyle ateşle fürmüze ısıtılarak yapıştırılıyor. Örnekler. Gibi bunlar da müfredat dışı ama bazı örnekler. Evet çocuklar.